dilimden dökülenler. Ne hikayedir, ne de masal. Bir avuç kahramanın destanıdır. İndi beni işitesiniz, dinleyesiniz, idrak edesiniz. Aslında her şey ikra ile başladı. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Mağarada inzivaya çekilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu ve kainat güzelleşti. Haydar-ı Kerrar Ali okudu, zalimlerin ateşi sondu. Tarık okudu, Endülüs doğdu. Alparslan okudu, Anadolu vatan kıldı. Mehmet okudu, İstanbul yar oldu. Süleyman okudu, Bağdat diyar oldu. Unuttuk okumayı ve zalimler sultan oldu. Toprağımıza namertler göz diker oldu. Tam 2 ay oldu Nazlı Hilal'i görmeyeli. Ey Ademoğlu, kim devletsiz kalınca maruz kalacağı zulmü bilmek isterse işitsin, görsün, okusun. Ben Baba Haydar, toprağın ateşle piştiği diyar Hut'un evladıyım. Şimdi düşman elinde esir olup perişan olan bu vatanın bir neferiyim. Ey koca Osmanlı, ey koca Çınar, nedir bu ahvalin, nedir bu çilen? Bil ki asıl esaret umudun tükenirse başlar, hürriyet ruhları terk ederse biter. Savaş yeni başlıyor. Zulme inat, adaletin ateşi harlanıyor. Bu topraklarda zalimin zulmüne dur diyecek aliler var. Düşman pusatına diz çöktürecek zülfikarlar var. İndi yeniden destanlar yazma vaktidir. İndi insanlığı esaretten kurtarma vaktidir. Haydi. Ya Allah, bismillah. İnşallah tamam. Yer altında izleyeceğiniz güzergah burası. Ne kadar zaman gerekiyor? Acele etmemiz gerek. Her an hareket etmemiz icap edebilir. Er olup meydanlarda cenk edelim dedik. Bahtımıza yer altında köstük olmak düştü. Sen dua et kardeşime, iyi olsa köstük bile olamazdın. Aslan kardeşim benim.
Ya baba Aydar'ın getireceği malzemelerden tesirli bir bomba yapamazsak? Başka çare ararız o vakit. İki aydır yerin altında mücadele ediyor. Nefes alıyor. Didiniyorsak bahtımız yaver gidiyor demektir. Unutmayın. Yeisini öldürmeyen zafere gidemez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çok az. Elimden gelen budur kumandanım. Nice azlar nice çoklara galip gelir evelallah. Ne zaman saldıracağız? Tek atımlı kurşunumuz var. Doğru vakti kollayacağız. Düşmanı vurduk vurduk. Akılları vücutlarından uçmaya varmalı. Onları öyle bir sallayacağız ki korku iliklerine işleyecek. Bu şehirde uyku haram olacak onlara. İngiliz aklına, Türk irfanı galebe çalacak. Bana siz kazmaya başlayın. Ben hazırlık yapacağım. Bize malumat lazım baba Aydar. Askerlerin karargâhta olduğu vakti bilmemiz gerek. Canım feda kumandanım. Senin bize derin lazım baba. Sen bizim gören gözümüz, işiten kulağımızsın. Aman diyeyim Tonga'ya düşmeyiz. Eyvallah kumandanım. Eyvallah. Haydi. Vakit az, düşman çok. Kazamız mübarek olsun. Amin. Oyun yok artık bu sokakta. Dağılın evlerinize. Onu geri ver bize. Bırak şunu, bırak. Oyun bitti demedim mi size? Dağılın. Yürü. Şimdi kurtuluşu yok elimden işte. Canlar, buraya gelin, buraya gelin. Kaçmayın dedim size! Durun! Gelin buraya! Kaçmayın! Sizi yakalarsam çok fena olacağım! Göstereceğim ben gelin size! Gelin buraya! Yakaladık küçük sıçanı. Hadi yürü. Geç içeri. Çekil kadın! Gel! Gel! Merhamet edin Allah aşkına. Ne yaptı şuncağız çocuk size? Senin köpeği. Bırak. Çocuğu ver bize. Allah aşkına bırak. Ver dedim. Bırak. 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 Kadın! Bırak beni! Dur! Bırak! Bırak beni! Bırak beni!
Sus, sus diyorum. Bırak ya. Sus. Anneciğim. Bırak dedim. O zaman seninle de anladığın dilden konuşuruz. Bırak dedim sana. Yavrum. Dur. Bırak. Çekil üstümden. Dur bakalım, dur. Bırak beni. Yavrum çık. Bırak anneni. Çık git oğlum buradan yavrum. Çık, dur. Çık yavrum. Ne? Öyle sadece kendine yok. Çık yavrum çık. Bırak beni. Bırakın anneni bırakın. Dışarı çık oğlum. Bırakın annemi. Ah. Bırak beni. Tut bundan tut. Bırak beni. Yavrum. Yavrum! Bak! Çıkarma! Git! Çekil! Çıkar üstüne, çıkar! Sana! Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefes şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çizilirse... Denizler ordu, putlar donanmaya atırsa, bu altımızdaki yerden bütün cümleler dağlar. Taşıp da kaplasa afakı, bir kızıl sarsa. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan.
Bu kahveden bir yudum içebilmek için bile yıllarca buralarda kalabilirim. Siz Londra'ya geri dönün Hamilton. İstediğiniz kahve olsun. Ben size postayla gönderirim. Dur bakalım Ebu'la. Daha yeni geldik. Ben evinizi özlemişsinizdir diye dedim. Yoksa... inan sizin burada olmanızdan çok mutluyum. Bilmez miyim? Yüzbaşı Hamilton. Bu ne muhteşem bir kartal Zafer. Beğeneceğini düşünüyordum. Yanılmadım. Senin için dostum. General Tazın bu hediyeyi çok sevecek. Böyle bir oğlun olduğu için çok şanslısın Ebu'la. Her konuda bilgili ve yetenekli. Evet. Aynı zamanda iyi bir gönül avcısı. Akşama büyük av var. Öyle mi? Kim bu şanslı kadın? Yakında öğreneceksin. Şimdi müsaadenizle hazırlık yapmam gerek. Elbette. Tebrik ederim. Bir emriniz var mı baba? Yok. Gördüğünüz gibi Hamilton. İşte biz dostlarımıza böyle önem veririz. Onun için bu topraklarda aşiretimiz yerini perçinlemiştir. Büyük Britanya dostunuzun karşılığını mutlaka verecektir Ebu'la. Bu kartalın özgürce uçabilmesi için bu toprakları size biz hediye edeceğiz. Görüşmek üzere. Hayırdır evladım? Niye ağlıyorsun? Her gün Aşura. Her yer Kerbela. Mecnun. Duysunlar. Görsünler. İşitsinler. Uykudakiler uyansınlar Yakup. Baş üstüne baba. Baş üstüne Haydar baba. Uyansın. Evet beyler. Rotamız Bağdat. Masalların şehrinde Büyük Britanya bayrağını dalgalandırma şerefi hiç kuşkunuz olmasın bize bahşedilmiştir. Bağdat'ı alırsak savaşı tez bitiririz. Sizler de evinize çabucak dönersiniz. Bunun için de savaş planına çok iyi hazırlanmalıyız.
Evet Alex, dinliyorum. Şehrin durumu nedir? Her şey kontrolümüz altında efendim. Herhangi bir vukuat yok. Rutininde ilerlemekte. Güzel. Müsait misiniz efendim? Gel Hamilton, gel. Efendim, küçük kızınızın doğum günüymüş. Ben de bunu hazırlattım. Babasından böyle bir hediye alırsa sevineceğini düşündüm. Teşekkür ederim Hamilton. Çok teşekkürler, her zamanki gibi. Çok düşüncelisin. Kartal Çöl'ün hakimiyetini temsil eder efendim. Kızınız da babasının bir çöl fatihi olduğunu bilmeli. Evet beyler. Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Barbarların olmadığı bir dünyada yaşasınlar diye. İşte bizi güçlü kılan da budur. Medeniyet. Efendim, Ebu Uğla ve Şerif Necar geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsinler. Kaymakam Bey. Şerif Necar, hoş geldiniz. Hayrola, hangi rüzgar attı sizi buraya? Barbarlık rüzgarları general. Askerlerinizin barbarlığı. Haberler çok kötü. Ne demek istiyorsunuz siz? Hangi cesaretle askerlerin barbarlıkla suçlarsınız? General, bugün askerleriniz bir kadına tecavüz edip evladıyla beraber öldürdüler. Selamünaleyküm kumandanım. Aleykümselam. Kumandanım, kusura kalmayın da siz beni öldürecek misiniz? Sizin kanınızın bir damlasına bile vatanın ihtiyacı var. Yok, eğer bir kan lazımsa benim gibi kocamış adamın kocamış kanı da var. Otur baba, otur. Elimizde yeterince barut yok. Kan ateşi alevlendirecektir. Dışarıda vaziyet ne? Dışarısı bildiğiniz gibi cehennem kumandanım. Biz Sabi'yle anasına kıymışlar. Anlayacağınız, bu soysuzlar bizim namusumuza göz dikmişler. Soysuz çakallar! Kinini diri tut. Gün bugündür baba. Bu akşam intikam alacağız. Bire bin alacağım. Onlara dünyayı dar edeceğiz. Emredersiniz kumandan. Allah sizden bir kez daha razı olsun. Ahir ömrüm son günlerinde yiğit kime denir? Osmanlı kimdir? Bir kez daha gösterdiniz ya. Gayrı ölsem de gam yemem. Zalimin saltanatı bitene dek ölmek yok bize. Sizin askerleriniz Kutul Amari halkına böyle davranırken ben sizi nasıl savunacağım ha? İngiliz ve Arapların dost kalabilmesi sizin bize karşı olan tutumunuza bağlı. Eğer siz halkın canını, malını, namusunu emniyet altına almazsanız general, nihayetinde halk da isyan eder. İşte dediğim buydu general. Başarı!
Yeter bu kadar yavrumdan. Benim çocuk kodumdan. Başım arasından. Bekleyin. Bekleyin. Askerlerinize ceza verirken şunu sakın unutmayın. Biz İngilizlerle dost olmak istemedik. İngilizler buraya gelip bizlerle dost olmak istedi. Size şan şeref bahşettik biz. Ama böyle her meselede, her sorunda sesin bu kadar çok çıkarsa korkarım bir daha hiç konuşamayacaksın sen. Çıkın şimdi dışarı. Çıkın dedim. General Thousand, siz beni yanlış anladınız. Hayır. Sen beni anlamadın. Çık dışarı. Merak etmeyin efendim. Bu olayın failleri halkın gözü önünde cezalarını çekecek. Bombonun tümü çekilmiş, elimizde patlamak üzere. Efendim izin verirseniz ben hatamı telaf. Yaşamana izin verdiğim için dua et sen. Hamilton. Şehrin güvenliği bundan sonra sende. İşe bunun pisliğini temizleyerek başla. Emredersiniz efendim. Cezasını kendi ellerimle vereceğim. Şimdi evlerinize gidin. Sen de onların uşağısın, yalancı. Eğer ben birinin uşağıysam, önce Allah'ın, sonra halkımın uşağıyım. Dışarısı kaynıyor efendim. Biliyorum. Şimdi bu işi kökünden çözeceğiz. İstediğinizi alacaksınız.
şu kuluna. İstanbul'un fethinde hayat vereydin de lağımcı olup surları indireydi. Yanarım da ona yanarım. Burası galiba. Doğru lan Sait. Ha kardeş. Vallahi bura billahi bura. Kubanlı'nın yaptığı harita da yanlış olmaz. Olan zalimler. Olan namussuzlar. Beni çavuş. Abi. İki aydır kardeşim Niyazi'nin, Mehmet'in, Hüsrev Baba'nın intikamını almayı bekledim. Gözyaşı dökemedim. Günah hasret kaldım. Dem bu demdir Sait. Dem bu dem. İntikam. İşte size söz verdiğim gibi. Çocuk ve annesini öldüren asker burada. Hepinizin gözleri önünde cezasını kendi ellerimle ben vereceğim. Ben bir şey yapmadım komutanım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. İngiliz ordusunda böyle alçakların yeri yoktur. Olmayacaktır. Ben bir şey yapmadım komutanım, değil mi? Madem ki üniformayı şerefine taşıyamıyorsun. O zaman yaşamana da gerek yok. Ben bir şey yapmadım. Kork. Hepinizin gördüğü gibi biz sözümüzü tuttuk. Şimdi katilin leşini alın ve hemen burayı terk edin. Asker! Geri çekil, marş marş! Komutanım, eğer Hindistan'a dönebilirsek... Döneceğiz. Hepinizi sağ salim ailelerinize geri götüreceğim. İnan bana asker. Yaparsak bütün çabalarımız boşa gidecek. Tekrar soruyorum. Doğru yer olduğundan emin misiniz? Verdiğin haritadan şaşmadık kumandanım.
Doğru yer bu yer Allah'ın izniyle. Güzel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kumandanım, yukarısı cehennemden de beter. General Tavzı'nda şehre yeni bir yönetici atamış. Şeytan suratlı Hamilton. Suçlu diye suçu günahı olmayan Hintli bir askeri halkın önüne çıkardı. Sırf öfkelerini bastırmak için kafasını sıktı. Sabi'nin babası da oradaydı. Bir görecektiniz bu adamı. Merak etme sen. Bedeni soğumadan intikamını alacağız. Mekandan haber et. Hepsi orada olacak. Eğlenecekler ya. Kalabalık olur. Güzel. Çok güzel. O vakit yer sarsılsın. Gök kubbe çöksün. Yaklaşsın yaklaşmakta olan. Onları tam kalbinden vuracağız. Akşam Fatma Hatun'la da görüşmem lazım. Yakup becerebilir mi bu işi? Yakup en güvenilir adamlarımdandır komutanım. Gözümüz arkada kalmasın. Eyvallah. Haydi aslanlar. Gazamız mübarek olsun. Amin. Neccar. Bak İngilizlere. Nasıl da cezasını verdi askerin. Halkın da öfkesi dindi. Yoksa halimiz haraptı. Sadece kalabalığa bir suçlu verdiler. Yaptıkları bu. Yani. Ana oğlun katili o Hintli asker değil mi diyorsun? Piyonlar kolay feda edilebilir diyorum Ebu'na. O zaman piyon olmamalıyız Neccar. Güçlerimizi birleştirirsek kimse bizi piyon yerine koyamaz. Hem Fatma'nın hem Zaffer'in evlilik yaşları geldi. Bu iki güçlü aile birleşmeli diyorum. Ben de öyle düşünürüm Ebu'la. Ama kızım Fatma bu evliliği istemezse sonra geldiğimizde bir sıkıntı yaşamak istemem. Anlıyorsun değil mi? Ben evet dedikten sonra bu meselede kızım Fatma'ya laf düşmez Ebu'la. Sen içine ferah tut. Neymiş bana laf düşmeye mesele baba? Bana müsaade. Yok canım. Öylesine konuşuyorduk işte. Geç otur hele. Yok oturmayacağım. Sen anlat hele şu meselenin aslını. Mesele hayırlı bir iş kızım. Senin mürüvvetin. Ne? Ne mürüvveti? Kiminle? Ebu Ulan'ın oğlu Zafir'le. Bu akşam seni istemeye geliyorlar. Bugün bir kadın çocuğu ile katledildi baba. Sen hala hayırlı iş mi diyorsun? Kızım. Ben de üzüldüm olanlara elbet. Allah ölenlere rahmet eylesin. Ama onlar öldü diye bizim ne günahımız var ki? Ne günahımız mı var? Ölen her çocuğun vebali bizim üzerimizde. Bu işlerin bu hale gelmesinde bizim de payımız var baba. Sen bizi neyle suçladığının farkında mısın Fatma? Sözlerine dikkat et. Sözlerimin ne hükmü var ki? Fatma! Fatma! Beni duydun mu? Akşama hazır olacaksın. Fatma! Gel hadi yalım Fatma!
Hak! Aslan yürekleri çıtın evlatları. Zaferimize çok az kaldı. Eğlenebildiğiniz kadar eğlenin. Yakında hepiniz Bağdat'ın günahlarını tadacaksınız. Şerefinize kahraman askerlerim. Yaşasın Büyük Son mörzu getir bana. Son mu? Yok mu başka? Yok. Yetmez mi? Sana ne desem yalan Sait. Patlamazsa? Allah büyük. Az sonra gelir kumandan. Vardır bir bildiği. Eyvallah. Zafer'e inançları tamdı. Ah kuzum benim. Bunca çile, senin o küçük güzel ayakların vatan toprağına hür bassın diye. Sabret evlat. Az kaldı sabret. Tek gayesi cepheye gidip şehit olmaktı. Allah nasip etti. İnşallah cennette kavuşuruz. İntikamını alacağım kardeşim. Alacağım.
gelmiştir. Her şey hazır mı? Barutumuz noksan kumandanım. Bu kadar yeter mi bilmem. Kanımız ne güne duruyor Mevlüt Çavuş. Şimdi tamamdır kumandanım. Haydi aslanlar. Ricat vakti. Geç aslan. Zulmümüzde bu oğlum. Efendim, sebebi ziyaretimiz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle güzeller güzeli kızınız Fatma'yı oğlum Zafer'e isterim.
Mahtun! Ne oluyor orada? İngiliz karargahında patlama oldu beyim. Bir bu eksikti. Ali. 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 Hayattasınız. Düşmanı memleketten def etmeden şehadet nasip olmayacak belli ki. Beni niye kaçırdın? Yapman gerekeni yapmadım Fatma Hatun. Gel, gel şuna. Kaçırmak zorunda değildin. Haber yollayabilirdin. Burada saklandığımızı bilmen senin için de bizim için de pek hayırlı olmazdı. Madem bana itimadın yok, benden neden yardım bekliyorsun? Söyledim ya. Yapman gerekeni yapmadın. Neymiş yapmam gereken? İngilizlerin dünyaya söyledikleri zafer yalanlarını susturmanı istiyorum. Senin işin bu. Gazetecisin sonuçta. Yapmazsam ne olacak? Halka zulmedenlerle aynı tarafta olursan... Beni zalimle bir tutma Ali. O vakit gerekeni yap. İstediğin şey çok büyük. Karar vermem için düşünmem gerek. Bizim düşünenlerle işimiz yok Fatma Hatun. Kararını ver. Yarın halkı ne bekliyor biliyor musun? O patlamanın hesabını halktan soracaklar. Askerler masum insanların canlarını yakacak. Bunları da hiç düşünmemişsin. Biz hürriyete giden her yolu dirhem dirhem hesapladık, sen merak etme. Seni ele vermeyeceğimi nereden biliyorsun?
Her şeyin de vebali boynundadır. Haydar baba. Fatma Hatun'a yeterince rahatsızlık verdik. Onu evine bırakalım. Bir daha da rahatsız etmeyelim. Sıkı tut! Sıkı tut, bacağını tut! Buraya bak kızım oğlum! Buraya bak! Dur! Sıkı tut! Tampon koyun! Hadi durdurun tampon! Dikiş atabilirsiniz, emredersiniz doktor. Yardıma ihtiyacı var mı Salman? Hayır doktor Alisa. Siz isterseniz yan taraftaki teğmen değil de vücudumda ikinci derecede yanıklar var. Peki. Sabaha kadar uyusun. Olağan dışı bir durum olursa hemen bana haber ver. Alın bunları. Bunların hiçbir şeyi yok. Alın bunu buradan. Bunu da alın. Bunun da bir şeyi yok. Alın bunları buradan. Alın, götürün! Bu adam yaşayacak! Anlaşıldı mı? Bu adam yaşayacak! Görülen bu mu Salman? Senin vicdanın buna nasıl dayanıyor? Vicdanını sustur Recep. Yoksa daha beterini yaşarız. Daha beteri mi kaldı? Ne şerefimiz kaldı, ne hürriyetimiz. Biz bize gösterilen bu muameleyi hak edecek hiçbir şey yapmadık. İngilizlerin atlarından daha aşağıyız. Yaralılar var Recep. Şimdi bunların sırası değil. Bu askerler İngilizlere hizmet ederken bu hale geldi. Evine döneceğine söz verdiğim askerim bugün suçsuz yere kurban edildi. Daha kanı bile kurumadı. Bu mesele burada bitmedi Salman. Bu mesele burada bitmedi. Ordumuzla ne zaman irtibata geçeceğiz? Hainler her yere sızmış vaziyette. Belki hiçbir zaman. Biz artık üç kişilik bir orduyuz Sait. Belki mezarımız bile olmayacak. Tarih belki adımızı bile yazmayacak. Belki vatanımıza dahi kavuşamayacağız. Ama Mahkeme-i Kübra'da inşallah safımız Efendimizin sancağı altında olacaktır. İnşallah. İnşallah. Varsın istikbal bizim olsun. Evlatlarımız hür doğsun. Hür yaşasın. Ben yaşamalıyım. Niyazi kardeşime söz verdim. Emanetlerini oğluma götürüp onun bakımını üstleneceğim. Söz verdim. Bir gün ölüm sırayla bize gelecek olursa en son sıra senindir Mevlüt Çavuş. Kabul müsait. Kabuldür kumandan. Hadi bakalım. Buyurun. Siz geceyi gündüze çevirdiniz ya. Mazlumun ahını zalimle kovmadınız ya. Gayrı gün hayra gebedir. Hadi buyurun bir iki lokma. Eyvallah baba Aydar. Nice olduydu çay içmeyeli.
Siz bana gavurun zilletini gösterdiniz. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Bir çayın lafı mı olur? Asıl biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz baba? Bizi o cehennemden çıkarmasaydın belki bugün burada olmayacaktık. Sana can borçluyuz. Yaşasaydı da görseydi bu geceyi. Bizimle gönül birliği eden her kardeşimiz bizimle birliktedir. Mahdum, Fatma'dan bir haber var mı? Her yer adam saldık efendim. Fatma Hanım'ı arıyorlar. Yer yarıldı da yerin dibine girmedi ya bu kız. Neredesin? Her yerde seni aradık. Az kalsın meraktan ölüyordum. İyiyim baba, iyiyim ben. İyisin. İyisin, çok şükür de. Nereye kayboldun? Sen yoksun. Dışarıda ortalık harp alanı. Baba ben... Evet kızım. Ben... Bir şey oldu. Hayran Fatma Hatun'un ihaneti gölge düşünmesin. Benim de kalbim pek mutmain değil kumandanım. Onca şey öğrendi burada. Varıp gidip kınmazlamasın bizi. Bu vakte kadar nice dost bildiklerimizi cenk meydanında kaybettik Mevlüt Çavuş. Birinin daha postunu asarız duvara, alır biter. Baba... Ne oldu? Söyle hele. Ben isteme merasimi yüzünden kendimi zaten çok iyi hissetmiyordum. Patlamadan sonra da kafamın içi allak bullak oldu. Nefes alamayacak gibi hissettim kendimi. O halde de Zafir ve Ebu Ulan'ın karşısına çıkmak istemedim baba. Ah kızım. Seni zor durumda bıraktıysam özür dilerim. Canım kızım benim. Merak etme. Ben yanındayım, buradayım. Yakında her şey düzelecek. Sofraya sensiz her oturuşumda
Onlar boğazıma kurşun olur. Uyan artık. Uyan ki sadece ekmeğimizi aşımızı değil, her nefesimizi paylaşalım. Üsküplü'nün dün gece patlattığı bomba, İngilizlerin Kut'taki kibirli huzurunu derinden sarstı. Kutülamare'nin kolay teslim edilmeyeceğinin nişanesi oldu. Şehadete susayan vatan evlatları var oldukça, zalimler için başarı hayal olur. Gayrı onlara bu topraklarda huzur haram olacaktı. Nedir durum? 17 ölü 21 yaralı var efendim. Üçünün durumu ağır. Kaç Hintli, kaç İngiliz? 14 İngiliz asker öldü efendim. 8 yaralımız var. Ne biçim güvenlik zafiyetidir bu? Nasıl bu kadar yakınımıza kadar gelebiliyorlar? Efendim büyük ihtimalle yerli halktan yardım edenler var. Yoksa bu kadar yakınımıza girip böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Yardım eden varsa bul ve cezasını kes. Emin olun bedelini ödeyecekler efendim. Bana laf yapma Hamilton. İcraat yap. Şehri alt üst et. O suçluları hemen bana bulandır et. Emredersiniz efendim. Hemen. Bunlara en büyük darbeyi vurduk aslanlar. Şimdi sıra ikincisinde. Yolumuz sırat-ı müstakimdir yiğitler. Yeni başladık, durmayacağız. Eğer yakalanacak olursam siperi açın, kanınızın son damlasına kadar savaşın. Aleykümselam. Yakup Sal'ı ayarladın mı? Ayarlandı kumandanım. Dijen'e sizi bekliyor. Benim bir an önce ordumuza gerekli bilgileri ulaştırmam gerek. Hakkınızı helal edin. Helal olsun sana. Ali yitip gitti derken yine karşıma çıktı.
Şimdi yüreğimde yangınlar yerine dilimde düğümler, aklımda sualler var. Ona yardım etmeli miyim? Sen söyle bana Dicle. Yardım et bana. Lütfen. Dicle'nin esrarı da bu işte. İnsan aradığını onun yanında buluyor. Ne aradığımızı kestiremiyorum artık. Sonunda acıdan başka hiçbir şey bulamıyoruz. Bir anne çocuğu ile gaddarca öldürülmüşken bize söyleyecek söz kalmıyor. Savaşın gerçek yüzü hep arka sokaklardadır. Bitip giden canların hesabı sorulmuyor maalesef. Ancak tarih unutmaz Fatma Hanım. Evet, geçmişi değiştiremeyiz ama acılarınızı yazarak geleceğe ışık tutabilirsiniz. Gerçek bir İngiliz şaheseri. Beni mahcup ettiniz Zafir Bey. Çok teşekkürler. Sen bunu Necer Efendi'nin konağına götür. Müsaade ederseniz acılarınızı paylaşmak isterim. Benim size umutsuzluktan başka verebileceğim hiçbir şey yok Zafir Bey. Benim umudum kimse de yeter. Salla, ben kaçıracağım onu. Mükafatın büyük olacak. Yakalayın! Ateş etmeyin, onu canlı istiyorum. Geç kaldı. Hadi! Abici!
Kızım, kızım. Meşhur Üsküplü sensin. Anlattıkları kadar akıllı değilmişsin ama. Sen anlattıkları kadarmışsın ama. Thank you.
Vur kardeşim, vur. Düşmanın kafasına vurur gibi vur. Aslan kardeşim. Baba Haydar sen misin? Benim kardeşler benim. Düşmanın eli Ali kumandana yetişmiştir. Onu yakalamıştı. Durma Sait. Durma vakit dar. Fatma Hanım, geçen gece yaşanan patlama hepimizi çok üzdü. Ancak zaman nasıl akmaya devam ediyorsa bizim de yarım bıraktıklarımızı tamamlamamız gerek. Öyle değil mi? Başlatılmamış bir şey tamamlanmaz Zafir Bey. Ben size alaka duymaya başlayalı çok uzun zaman oldu. Ancak siz... Bu evlilik büyüklerimizin tasarrufuydu. Bana alakanıza saygım var. Ancak böyle önemli bir hususta bana vakit tanımanızı isterim. Benim size olan ilgimle alakalı en ufak bir şüphem yok. Şayet sizin varsa bunu açıkça söylemenizi isterim. Zira bekletilmeye alışık değilim. Tanıyor musunuz? Ya çok dikkatli baktınız da. Yok tanımıyorum. Sıradan bir suçlu. Müsaadenizle. Her ağdan sonra mutlaka müzik dinlerim. Bana zaferlerimi hatırlatır.
Büyük ve güçlü avları asla avlamam Üsküplü. Zayıf olanları tercih ederim. Zayıflar dünyanın omuzları üstünde bir yüktür. Tıpkı sizin gibi. Mesela siz uzun yıllar boyunca amaçsız dünyayı kılıçtan geçirip mahvettiniz. Tövbe estağfurullah, tövbe. Güçlü müydünüz? Hayır. Kesinlikle zayıftınız. İşte güç budur Üsküplü. Kalıcılık. Bu cehennemin ortasında bile Schubert dinliyorum. Çünkü her yerde o var. Tıpkı Büyük Britanya gibi. Sizinle işimiz bittiğinde geriye öyle acı bir senfoni kalacak ki. Şu Bert'in bile tarif edemeyeceği bir acı. Bunu kaybettiğin şehirde mi söylüyorsun? Esirimsin ve kolların arkadan zincirliyken hem de. Ben dün gece söyleyeceğimi söyledim. Askerlerin parçaları ayrıldığında konuşan bendim. Perde açıldı efendi. Oyun başladı. Oyun başladı. Bu kadar sohbet yeter. Abi kuşları bu defa bomba getirdi. Diğerleri nerede saklanıyorlar? Allah ne diyeyim bilemedim ki. Her yerdeler. Evlerde, sokaklarda, dükkanlarda. Askerlerinin içinde. Sizinle işim bittiğinde cesetlerinizi bu meydanda sallandıracağım. Herkes Büyük Britanya'yı hatırlasın diye. Siz hala hatırlanmak mı istiyorsunuz? Hiçbir zaman unutulmayacaksınız ki. Her şeyini sömürdüğünüz insanlar sizi unutmayacaklar. Köle ettiğiniz milletler sizi hiçbir zaman unutmayacak. Asyalılar, Afrikalılar, Hintliler, İrlandalılar hiçbir zaman sizi unutmayacak. Ama siz huzurun ne olduğunu hiçbir zaman hatırlayamayacaksınız. Korkun o kadar iyi anlıyorum ki. Ben senin zaferinin garantisiyim. Eğer beni alt edemezsen bırak bu şehri sana emanet etmeyi. Köpeğini bile teslim etmez o Thousand. Bunu zindana götürün.
Asker! Burası tarihin başladığı yer. Mezopotamya. Şimdilerde İngiliz işgali altında. Ben bu zulümden nasibini almış biri olarak yaşadığım şehirde yaşanan hakikati size aktarmakla yükümlüyüm. Bugün bir İngiliz askeri Müslüman bir kadına önce tecavüz etti. Sonrasında 6 yaşındaki oğluyla birlikte öldürdü. İngiliz askerlerinin 2 aydır süren zulmü her geçen gün artıyor. Ve Cihan bu zulmü sessizce izliyor. Kardeş durma, vakit dar. Kollarım bana itaat etmez oldu Mevlüt Çavuş. Kalkmıyorlar gayrı. Yetişemeyeceğiz abi biz. Kurtaramayacağız kumandanı. Babam gitti, kardeşim gitti. Onu da kaybedeceğiz abi. Kumandanı kurtaramayacağız. Hayır! Kendine gel! Pes etmek bizim ne haddimize? Sait! 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 Kendine gel! Sait! Kendine gel! Kendine gel Sait. Kendine gel. Al iç. Devet, kuvvet ver. Hadi. Hasretiz. Aklımı kaybedeceğim babaydan. Şu kazmayı her vuruşumda babamın sesi gelir kulağıma. Mehmet'imin sesi sanki... Ulan Sait! Babanı, kardeşini kaybettin. Şimdi kumandanı da mı kaybedeceğim? Gün ışığını kaybettin. Hürriyetini de mi kaybedeceksin? Kendine gel bre. Sen Türk neferisin. Kuvvetin kalmadı diye. İmanın da mı kalmadı? Davran lan! Oh.
Bak sahip. O tünelin sonunda sikvalini göreceksin. Kalk ayağa. Allah de gayretine sarıl. Hadi. Eğer demezsen hep beraber mahvolacağız. Haydi gidelim. Haydi bir aslanım. Ha gayret yiğidim. Ha gayret. Sayende Cooks'un alt edemediği düşmanı yakaladım Yakup. Bu yardımını unutmayacağım. Teşekkürler. Ama benim verdiğim bilginin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Söyle bakalım. Devamlı bir kazanç isterim. Seni karargah merkezine alacağım. Oradaki temizlik işleriyle ilgilenirsin, olur mu? Daha çok kazanacak mıyım? Kazanacaksın Yakup. Daha çok kazanacaksın. Efendim, generalden emir var. Üsküplü'yü öldürmemizi emretti. Kumandan. Çok şey öğrenmek varken niye öldüresiniz adamı? Sen görevini yaptın Yakup. Bundan sonra seni ilgilendirmez. Arkadaşlar, ben size göz kulak olmaya dışarı çıkıyorum. Eyvallah. Geldik. Burası. Burası neydi çocuk? Thank you.
ettim kumandanım. Hadi Mevlüt çavuş, hadi. Şunu aç. Hızlı, 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 daha hızlı. Geri dön. Geri dön. Tüneli patlatacaklar. Geri dön. Kumandanım. Ya Allah. Bismillah. Oldu kumandanım. Başardık. Allah'a emanet. Başardık kumandanım. Bırakmadık seni. Çok şükür. Çok şükür. Plan tuttu. İnşallah Yakup da muvaffak olur. Yoksa hepsi boşa gider. Beni onlara vereceksin Yakup. Kumandan. Yapamam. Yapmam. Yapacaksın aslan. Beni düşmana yem edeceksin ki onların kalbine girebilesin. Üsküplü'den yedeği silleyi sindiremeyen Hamilton, utancından Üsküplü'nün kaşlığını Tavzınt'a söylemeyecekti. Nasıl olsa Üsküplü'yü er ya da geç bulacaktı. Zira gavurun derdi bir an evvel Bağdat'ı işgal etmekti. Ancak evvela Selman-ı Park'ta Osmanlı aslanlarının geçmeleri gerekiyordu. General bir plan yapmıştı ama
Üsküplü'nün planından habersizdi. Üsküplü Truva atını işlerine yerleştirmişti. Yakup, düşmanın koynundaki aslanımız, ölüme meydan okuyan yiğidimizdi. Yakup nihayet düşmanın harekat planını ele geçirmişti. Asıl harp şimdi başlıyordu. Yakup'un getirdiği bilgilerde İngilizlerin tüm savaş stratejisi mevcuttu. Büyük bir güç elde etmiştik. Asıl mesele bu bilginin Nurettin Bey'e nasıl ulaştırılacağıydı. Bu vazifeye Fatma Hatun talip olmuştu. Gayrı o da Adalet Ordusu'nun safındaydı. Fatma Hatun şehir dışına çıkmak için babasını ikna etmeliydi. Zira Üsküplü'yü şehirden çıkarma başka yolu yoktu. Düşman bir taraftan Çanakkale'de üzerimize çullanıyor, bir taraftan da Bağdat'ı ele geçirerek Birinci Cihan Harbi'ni kısa sürede bitirmek istiyordu. İngilizler zafer hayaliyle yola koyula dursun. Üsküplü çoktan harekete geçmişti. Üsküplü'nün taşıdığı bilgi savaşın seyrini değiştirebilir, bir millete zafer hülyaları gördürebilirdi. Fatma babasını Basra'ya gitmek için ikna etmeyi başarmıştı. Ancak her kahramanın bir şeytanı vardır. Şeytan onları bu yolculukta yalnız bırakmayacaktı. Vakit geldiğinde Fatma Hatun'un yüreğine bir telaş düştü. Ya başaramasa ne olacaktı? Fatma Hatun iyi biliyordu ki memleketin istikbali ona emanet. Ben tüccar Netrar'ın kızıyım. Bizi bekletmeye utanmıyor musunuz? Kendi beceriksizliğiniz yüzünden bizleri de mağdur ediyorsunuz. Sizi babama şikayet edeceğim. Görevimizi yapıyoruz hanımefendi. Kimlik? İsterseniz bir de kaymakam Ebu Ulan yanına gidelim. Mustafa Ergen'in nasıl davrandığınızı bir de kendisi görsün.
Tamam. Bırakın geçsinler. Yanındayım. Dur, otur dinlen, hareket etme. Otur biraz dinlen. Geçti, iyisin artık, çok şükür. Sakin ol. Dinlenmen lazım, oturman lazım. Şükürler olsun. Mehmet. Gel. Dur. Dur, dur sakin ol. Uzun bir uykudan uyandın, kara gecelerden geçtin. Ne büyük acılar atlattın. Gidelim. Orası tekin değil hanım. Şu yoldan dedim. Hey. Hadi. Yardım edin. İyi misin? Neyin var söylesene. Thank you.
Sen iyi misin? Ne oluyor burada? Fatma! Gelenler var kumandanım. Kim bu? Zafir, Ebu Ulan'ın oğlu. Beni istemeye gelmişlerdi. Takip etmiş beni, bilmiyordum. Gel benimle. Mehmet'im. Çok şükür iyisin artık. Hemen hareketlenme, sakin ol, tamam mı? Yanındayım. Çok şükür Mehmet'im. Allah'ıma çok şükür. Mehmet'im. Yanındayım. Mehmet'im. Kimsin sen? Sen kim oluyorsun da benim sevdiğim kadını kaçırmaya cüret ediyorsun ha? Bana bakın. Ben Ebu Ulan'ın oğluyum. Size bu çölde nefes alacak tek bir gölge yer bıraktırmam. Bedevi değil misiniz siz? He? Derdiniz altın değil mi? Ben vereceğim size altını. Tamam mı? Onu öldüreceksin sandım. Müştak, ben nişanlımla bir işim yok, merak etme. O benim nişanlım değil. Haydar baba. Fatma Hatun'u da alıp şehre dön. Al aslanım. Kumandanım. Bunu ne yapacaksın sen? Bağlayın bunu, bırakın burada. İşime yaramaz. Böyle konuşmamıştık Ali. Ben de geleceğim. Vazifem daha bitmedi. Cephede neferlerimize yardım edeceğim. Savaşı yazıp Cihan'a gerçekleri göstereceğim. Sen şehirdeki zulümden bahset. Kafi. Ben de geleceğim. İstersen bayılt beni. Yapmadığın iş değil. Ali kumandanın yüreği vatan aşkıyla öyle doluydu ki. Ona gönül lisanıyla sevdasını haykıran Fatma Hatun'u görmezden geliyordu. Ama yiğit sevdasız olmaz derler. Ali kumandan er ya da geç bunu anlayacaktı. İşte o vakit bu diyar bin bir gece masallarına bir efsaneyi daha nakşedecekti. Bu diyarın uçsuz bucaksız çöllerinde adı yankılanan her kahramanın bir alameti farikası vardır. Üsküplü'nün sabrının, zekası ve sevdası bir milletin kaderini değiştirmeye yetecektir.
Zira inanmış bir nefer binlerce korkak askere bedeldi. Korkaklar sürüsü şehirde zulme devam etti. Hamilton gavuru Üsküplü'yü her taşın altında aradı. Her kovuğa baktı. Efendim, Üsküplü'yü maalesef elimizden kaçırdık. Zalim düzeni yakında yıkılacaktı. Zira Üsküplü çoktan hürriyet yoluna düşmüştü. Gönderdiğimiz gözcülerden bilgi geldi mi? Kumandanım, gözcülerimiz kutuyla mağaradan içeri giremiyorlar. İngilizler şehrin her yerinde tedbir almışlar. Şehirde vatansever kutuyla mağara halkından insanlar var. Onlarla irtibat kurmanın bir yolunu bulun. Bizim yanımızda olacaklarına şüphem yok. Unutmayın, tek bir bilgi savaşın kaderini değiştirebilir. Baş üstüne kumandanım. Aslanlarım ne durumdalar Hekimbaşı? Bugün üç neferin ayağını kestik kumandanım. Beş neferimiz de şehadete ulaştı. Darısı başımıza Hekimbaşı. Amin kumandanım. Amin. Kumandanım ilaçlarımız bitmek üzere. Bitler için ayrıca ilaç gerekli. Eğer bir tedbir almazsak veba illeti başımıza musallat olacak. Olursa halimiz perişan. Türk askeri perişan olmaz Hekim. Aslanlarımın inancı en tesirli ilaçtan evladır. Neferleri önce Yeis'ten koruyacaksınız. Anlaşıldı mı? Baş üstüne kumandanım. Aslanlarım, şunu unutmayacağız. Biz Hazreti Muhammed'in müjdelediği o ordunun neferleriyiz. İslam diyarlarının umudu ve gururuyuz. Aslanlarım, Bağdat'ı düşmana teslim edersek mahşerde bu hesabı veremeyiz. Allah
Er meydanında şehadet nasip etsin. Amin. Osmanlı ordusuyla ilgili aldığımız son bilgi teyit edildi mi? Efendim, yarın uçakla havadan izleyerek teyit edeceğiz. Şimdi, eğer sağ tarafın boş olduğu bilgisi doğruysa, ikinci Hint taburuyla sol taraftan daha da yüklenip onları buraya sıkıştıracağız. Sonra da elimizdeki tüm birliklerle sağ taraflarına saldırıp onları bozguna uğratacağız. Evet baylar, kader anı geldi çattı. Bağdat'ın kapılarına dayandık. Bir rüyanın gerçekleşmesine bu kadar az kalmışken yapılacak en küçük ama en küçük bir hata bir felaketle sonuçlanır ve tarihimize kara bir leke olarak kazınır. İşte bu yüzden hepinizin iki kat dikkatli çalışmasını istiyorum. Emredersiniz efendim. Askerlerimin moral durumu nasıl? Savaşmak için heyecanla bekliyorlar efendim. Güzel, güzel. Askerlerin moral durumu her daim yüksek olmalı. Bakın beyler, Türklerin yeteri kadar silahı yok. Sayıca bizden azlar. Ve üstelik de ordumuzla ilgili hiçbir bilgileri yok. Yani beyler, bu savaşın sonucu aslında baştan belli. Beş çayını Bağdat'ta içeceğiz. Anadolu'nun tüm vilayetlerinde topyekün bir hareket başladı kumandanım. Bu yiyecekleri biz talep etmedik. Lakin halk akın akın elinde avucunda ne varsa getirip vermeye başlamış. Bu yazanlardan talebimizi bildirmemizi istediler. Ellerinde ne varsa getirmişler. Ey bahtsız milletim. Bu fedakarlığının bedelini canlarımızla dahi ödeyemeyiz. Tek talebimizin dua olduğunu bildir. Bunları Çanakkale'ye, Kafkasya'ya sevk etsinler. Onlar sağ kalsın. Biz şehadete yemin ettik. Kumandanım, tüm cephe kumandanları aynı cevabı vermiş. Hiçbirinin bir talebi yokmuş. Türk neferi her yerde aynı. Allah hepsinden razı olsun. Ama bizim ekmekten sudan daha mühim bir ihtiyacımız var Nuri. Düşman hakkında malumat. Çavuş, gelen var. Ali kumandan mı? Ali kumandan. Zaten bir Türk'ten başka böyle bir ordunun üstüne kim atını dört nala sürebilir ki? Onun gelişi Allah'ın zafer muştusudur. Eğitme. Şimdi herkes duysun Türk'ün yeni zaferlerini. Şimdi selam dursun tüm cihan Türk'ün sancağına.